gayemiz var. Bütün her şeyimiz Allah'ın ve Resulünün uğruna feda olsun yani. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da Allah için olsun yani. Hani Osman Ey'in hocamın sözüyle bitireyim. Yani en iyi takipçilerindendim Kur'an-ı Kerim'in güzel okuma yarışmasının. Zaman zaman da canlı yayından çekip kardeşlerimize, örneğin şu anda falan hafızımız okuyor diye yayın da yaptık yani. Ben diyor hep camilerde geçti hayatım. Hep camilerde namaz kıldırdım. İstiyorum ki diyor, ölümüm de herhalde diyor, talebim odur, camilerde olacak yani. O 3 tane güzide hocalarımızdan birisi. Yani Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının jürilerinden bir tanesi Osman Egin hocamız bu sözü söylüyor. Allah'ım senin yani rızanı umuyorum, senden talebim, benim madem yıllardır camilerde hizmet ediyorum, ölümüm de camilerden olsun. Zaman zaman kardeşlerimizin sosyal medyada görüyoruz o kaloriferi yakanlardan. Şimdi ona da ihtiyaç kalmadı. Her şey elektronik yani. Şimdi kombiler yakıyor. Diyelim o müessesenin kalorifercisi. Yani o müesseseyi ısıtacak sistemleri deruhte eden, tamirine, bakımına bakan, o sistemi idare eden zatlardan bir tanesi. Oraya bir seccade sermiş, namazda kalmış yani. Bizim de son nefesimiz Rabbimizin rızası istikametinde Osman Egin hocamın söylediği şekilde secdede olur mu? Camide olur mu? Abdussamed gibi Kur'an okurken olur mu yani? Ancak böyle tasavvur edebiliriz, böyle talepte bulunabiliriz. Allah'ım bizi iyi yolda hareket ederken canımızı al. Şerrin, nifakın, münafıklığın peşinde koşarak değil. İnanan bir insan modeli Allah Resulü'nde nasıl tecelli ediyorsa bizim hayatımızda da öyle tecelli etsin. Senin huzuruna varmadan, senin razı olduğun kulların arasına girelim de öyle huzuruna al. Ya eyyetuhan nafsu mutmainne irci'i ila rabbiki râliyeten mardiyye fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti. Ey itminana ermiş nefis, sen Allah'tan razı, Allah'tan senden razı olarak. Hani nasıl sahabe-i kiramdan Allah razı, biz razı olmasak ne yazar? Ya eyyetüven nefsu mutmainne, irci ila rabbiki râziyeten mardiyye. Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak dön. Fedhuli fi ibadî, kullarımın arasına gir. Vedhuli cenneti, cennetime gir. Gayemiz ilahi kelimetullah, gayemiz Allah Resulü'nün duruşu, gayemiz sahabe-i kiramın Allah Resulü'nün hadislerini ve sünnetlerini yeryüzüne hakim kılması. Başka bir gayemiz yok. Hani masadır, kasadır, nisadır. Ya onlar bizden, eğer tabii onlar olmasın değil. Tabii mümin zengin olacak infak edebilmesi için. Ama Karun gibi her şey benim, bu malı ben kazandım. Yani haşa ve kella Allah da kim oluyor gibi bir moda girdiğinde Allah-u Teala ikinci gün servetiyle birlikte yerin dibine geçirmişti. Ne demişti Karun? Bunu ben ilmimle elde ettim demişti. Nasibi olmayanlar ne demişti? Keşke Karun gibi bize servet verilseydi demişti. Allah ne demişti? Fe ahsin kema ahsanallahu ileyk ve la tensa nasibeke mined dunya ve ahsin kema ahsanallahu ileyk. Dünyadan da nasibini unutma. Sana nasıl ihsan ediliyorsa sen de ihsan et. Demek ki Allah-u Teala mal veriyor, ihsan et, infak et diye. Yoksa Karun gibi az, kibirlen, kendisini müstani sayan, hiçbir şeyi kabul etmeyen, ilmiyle o malı elde ettim diye. Şöyle bir düşünün, ben köy hayatımdan bahsettim. Orada nereden bulacaksınız aracı? Emirdağ İmam Hatip Lisesi'nde dersten çıkmışsınız, kar diz boyu boyunuza çıkıyor, köye gideceksiniz. Hafta sonu annenizi, babanızı ziyaret edeceksiniz. Her ikisi de rahmet-i rahmana kavuştu, nur içinde yatsınlar yani. Annem şöyle diyordu. Benim oğlum ilahiyat hocası. Daha ben doktora yaparken söylüyordu yani.
Daha ben ilahiyat fakültesine hoca olarak atanmamışım. Demek ki gözümdeki ışığı beni doğuran, beni emziren, beni besleyen, beni büyüten, beni bu vatana hizmetkar eden, beni Kur'an'a, beni Allah Resulüne hizmetkar eden annem demek ki gözümdeki ışığı görüyordu. Daha doktora yaparken, yüksek lisans yaparken annemin vefatı 1995'in son günü 31 Aralık. Ben doktoramı annemin vefatından sonra bitirdim. Yüksek lisansımı annemin hayattayken bitirdim. Daha doktora derslerine devam ederken annem ilahiyat hocası diye beni çağırıyor. Nasıl İmam-ı Azam'ın derslerine annesinin kendisini terziye verdiği Ebu Yusuf terziye gitmiyor İmam-ı Azam'ın derslerine gidiyorsa, annesi bir gün terziye geldiğinde nerede Ebu Yusuf dediğinde yerinde hani yerler esiyor, terzinin yanında yok, nereye gitti bu diye araştırıyor, izini takip ediyor, İmam-ı Azam'ın derslerine, meclisine katıldığını görüyorsa, İmam-ı Azam meclise girmesine izin vermeyip ne istiyorsun hanımefendi şeklinde bir hitabı karşısında Ebu Yusuf'un hali nedir, ne yapıyor orada dediğinde merak etme Ebu Yusuf fındık ceviz yiyor. Ben sınıfta anlattım, hocam dedi feluzeç yemeği değil miydi? Daha sonraki rivayetlere baktım, feluzeç yemeği şeklinde de geçiyor, bir Arap yemeği. Ve diyor yıllar sonra Harun Reşit diyor bizi Abbasi halifesi huzuruna davet etti. Önünüze diyor fındık ve ceviz geldi. O zaman anladım diyor hocam İmam-ı Azam'ın ben büyüklüğünü. Hani ne demişti annesine? Merak etme o fındık ceviz diyor. İşte bizim annelerimiz, bizim atalarımız ister hayatta olsun ister dar-ı bekaya irtihal etsin. Bu iki kaynak için bizi hazırladı. Kur'an ve sünnet için bizi hazırladı. Gidelim annemizin babamızın ziyaretine gidelim. Onların hafta sonu işlerini tutalım ama diz boyu kar var. O köy yolundan girmişim dondum. Yani şu anda tasavvur etmem mümkün değil. Tir tir titriyorum. Hamid'in kahvesi var. Abidin'in kahvesi var. Bu 2-3 tane kahve var köyde. Böyle hani köylünün, kentlinin bir araya geldiği yerler yani. Yani eve gidemiyorum, dondu ellerim. Sülüğün Emin diye bir zat var, vefat etti köyün ileri gelenlerinden. Girdim, gözlerim kan çanağı derler, ağlıyorum yani. Ellerim buz kesmiş, eve gidemiyorum yani. Evimde yani o köyün kahvehanesine yaklaşık 500 metre ileride, biraz yukarıda bizim evimiz. Hamit'in kahvesine daldım. Hamit amcamızın, o da köycü, Hamit köycünün kahvesine daldım. Sülüğün Emin elimin kıpkırmızı olduğunu gördü. Ellerimi sıkıyor yani ısınsın diye. Ne zorlukla biz İslami ilimlerde okuduk. Ne zorlukla annemizin, babamızın hedeflediği yola girdik yani. Bugün insanlar ne annesinin ne babasının çektiği sıkıntıları görmezlikten gelip onların ardından servetlerini tüketmekle meşgul. Biz inşallah hayır duayla meşgul.